Tahir-i Mutlularından Hulusi Efendilerine kadar. Ne yüksek istidatlardır ki Hulusi Efendi, Üsteğmen Kemal'e yüzbaşı iken bir kere iki kere görüşmüş, bir kere arkasından namaz kılmış, fakat ihlasta zirve yapmış bir insan. Hazreti Halid tabiatında bir insan. Amudi yükselmiş, dikey demek. Amudi yükselmiş bir insan. Tahir-i Mutlu'yu da onun yanında mütalaa edebilirsiniz. Şahane bir insan. Zübeyir Gündüz Zarp'ı onlardan geri düşünemezsiniz. Mustafa Sungur'u makamı cennet olsun. Bunların hepsi gitmiş, rahmeti rahmana kavuşmuş. O şimdi kendi ruhlarının ufkunda tayaran ediyorlar. Belki bazen tenezzülen bizlerin rüyalarına giriyorlar. Rüyalarımızı şenlendiriyor, renklendiriyorlar. Bunlardan en yakında ruhunun ufkuna yürüyen Sungur abi oldu. Abi de bir şahsiyetti. Çok erken dönemde tanıdığım insanlardan birisiydi. Muallimken gelmiş, Hazreti Pir-i Mugan'a teslim olmuş. Ona öyle bir yakınlık şeyi oluşturmuş ki, öyle bir yakınlık tavrı sergilemiş ki, benim vekilim demiş o büyük insan, ona benim vekilim. Zindanlarda beraber olmuş, dışta beraber olmuş. Dünyaya ait her şeyi elinin tersiyle itmiş ve gerçekten bir baba yiğit olmayı sergilemiş. Bizim gibi değil, sonradan yetişmeler gibi değil. Zindanlar, sürgünler yaşamış onunla beraber. Onunla beraber bulunmanın ne kadar ceremesi varsa hepsine katlanmış Allah'ın izni inayetiyle. Ve vefat edeceği ana kadar da o vefasını korumuş yine Allah'ın izni ve inayetiyle makamı cennet olsun. Allah onları, o büyük insanları bizim hakkımızda şefaatçi eylesin inşallah Teala. Hüsnü zannımızı ifade ediyor, tanışıklığımızı ortaya koyuyoruz. Öbür tarafta da onlar bizi tanısın ve sahip çıksınlar. Bunlar kendi dönemlerini yaşayan insanlar değil. Bu kirli dönemi, zift dönemini yaşayan insanlar değil. Bunlar sahabinin arkasında bir yer ihraz eden baba yiğitlerdir. Nisbi ve izafi insani kamil abideleridir bunlar Allah'ın izni inayetiyle. Cenab-ı Hak hüsnü zannımızda bizi yanıltmasın. Öyle olduğuna inandık onların, onları öyle kabul ettik. Ve ölünceye kadar da birer yad-ı cemil olarak zikretmeye öyle devam edeceğiz. Çünkü dünyevi hiçbir talepleri olmadı. Maliyeciler üzerlerine gitsinler bunların, dikili bir taşlar olmadığını görecekler. Hayatını köhne bir odada geçiren Zübeyir Gündüz Alp yaşadığı yeri görsünler, Tahir-i Mutlu'nun yaşadığı yeri görsünler. Bir albay emeklisi Hulusi Efendi'nin rahmetullahi aleyhi rahmeten vasıf bir köy evi gibi basit bir evini gitsin görsünler. İsteselerdi onlar da kendilerine birer villa, birer yalı yapabilirlerdi. Birer basitten bile olsa arabaları olabilirdi, Skoda'ları olabilirdi, bir motosikletleri olabilirdi. Ama yoktu. Hiçbirinin bu ölçüde olsun bir mameleki yoktu. Dikili taşları yoktu. Evlatlarının belki kendi kazanımlarıyla bazı şeyler olmuştur. Küçük kendilerine yetecek kadar. Zira onlarda Karun gibi kazanma düşüncesi yoktu. Karun gibi dünyaya gömülme düşüncesi yoktu. Firavun gibi başkaları üzerinde hakimiyet kurma düşüncesi yoktu. Başkalarını hazmedememe gibi haset hastası değildi onlar. Kıskançlık hastası değildi onlar. Deli değildi onlar. Başkalarının yaptığı hayırları yıkmak için gittikleri her yerde menfi propaganda yapan Firavun taslakları gibi değildi onlar. Onlar Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem tevarüs ettikleri şeyleri ciddi bir insar düşüncesiyle, başkaları için yaşama düşüncesiyle, kendilerini feda etme,
o mevzuda her türlü çileye katlanmaya rağmen onu ikame etmeye çalışıyorlar.